yine geldik işte park Sayısız çeşit ile işte medya Teknoloji konu ve uzmanlık da şart Medya markla tam zamanı Ürünün yoksa da halleden uzman Çık hadi güzelce tarzını yansın Atla zıpla koş nabzını yükselt Medya markla tam zamanı Nerede, nasıl ve ne zaman istersen binlerce teknolojiyi geniş ödeme seçenekleriyle keşfetmenin MediaMarkt'ta tam zamanı. Of <laughs> oh, dediğin anların Misli, misli. Misli'den yeni üyelere 50 TL hediye. Misli'ye gel, hediyeni al. Alayına misli, misli. Maalesef dilimizde tüy bitti. Ne kadar iyi hakem olursa olsun kabul ediyorum. Ama 37-38 yaşında FIFA yaparsan veya 3 tane FIFA hakimi, erkek FIFA hakimi seminere gidiyor. Zorbayla Kadir Sağlam koşamıyor. Türkiye'yi temsil ediyorlar. Bir Bahattin Şimşek koşuyor. Üç hakemimizden bizim ikisinin koşamaması ne demek ya? Ne demek? Bir de şimdi onların o mental kafayla üzgünler, moralleri bozuk. Süper Lig'de nasıl maç vereceksin bakalım? Yani o yani aklımızda oynamak demek. Olmaz bu yani. Olmaz. Memoramdan herkese merhaba. Bugün Samsun Spor, Galatasaray ve Antalya Spor Fenerbahçe maçlarında hakem kararlarını yorumlayıp analiz edeceğiz. Aynı zamanda gündeme dair hakemlikle ilgili birkaç anekdot ve notumuz var. Onlarla ilgili biraz kelam edeceğiz. İlk Samsun Spor Galatasaray maçı Tugay Kağan olduğu için söz sende Alparslan buyur. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. İlk pozisyonumuz 58. dakikada Samsun Spor'un penaltı beklediği pozisyon. Bu pozisyonda Taylan ve Kerem Demirbay arasında Taylan ton topa vururken Kerem Demirbay ile birlikte bir mücadele içerisindeler. Kerem Demirbay'ın müdahalesi Taylan'ı bozacak kadar veya penaltıyı gerektirecek kadar bir müdahale değil. Dikkat ediyorsan aşağıdan herhangi bir şey yok. Üstten de Taylan'ın kolunu koyması var. Bir itmesi veya şiddetli gelip kol kapalıyken sırta bir gayri nizam Sami şarjı yok. O yüzden bu pozisyonun devam kararı doğru. Hocam maçtaki ikinci pozisyonumuz 70. dakikada Galatasaray'ın penaltı beklediği pozisyon. Şimdi bu pozisyon Icardi ve Satka arasında. Pozisyonda top sağdan ortalanıp kaleye paralel bir şekilde geçip diğer taraftan çıkana kadar Satka'nın Icardi'ye bir müdahalesi var. Bu müdahale oyun kuralları içerisinde mi değil mi? 12. faal ve fena hareketler nazarında baktığımızda Satka top ortalanıp kaleye paralel geçene kadar eylemini sürdürüyor, devam ettiriyor. Anlık bir şey yapmıyor, devamlıktan bahsediyorum. Dolayısıyla yaptığı eylem de Icardi'nin sol eliyle kolunu, sağ eliyle de omuzunu tutup etkili bir şekilde o topa vurmasını veya pozisyon almasını engelliyor. Bu pozisyon penaltı. Burada Icardi'nin acaba bazen bu gibi pozisyonlarda bir ikili mücadele oluyor. Tamam defans oyuncusu yapıyor ama hücum oyuncusunda aynı zamanda formayı tutuyor, çekiyor, kendi üstüne alıyor bu hareketi. Daha da hakemin gözüne sokarcasına farklı bir şekilde göstermeye çalışıyor mu? Hani örnek zamanda Kubilay Türk Yılmaz buna benzer pozisyonlarda içinde oluyordu. Bu şekilde baktığımızda Icardi'nin rekibinin bir formasını çekip rekibine karşı bir müdahalede bulunduğu durum da yok. Ziyadesiyle bu penaltı. Birincisi sanırım Samsun Sporlu futbolcunun kapatması görüşü itibariyle veya biraz solakaysa belki görebilirdi hakem olarak. Burada Var'ın karışmaması sanırım o da inanmadı. Hani niye karışmadı bilemiyorum. İnanmadığı içindir. Buradaki konu şu. Sezon başından beri karışılan ve karışılmayan olmayan ceza sahası içerisindeki pozisyonlara baktığında futbol severlerde bir soru işareti yaratıyor. Yani standart anlamında karışılan pozisyona neden karışılmayana neden soruları hep örnekler vererek sorulduğunda ister istemez kişiler yani soru işaretleriyle dolu oluyor. Bundan bakıyorsunuz buna benzer bir pozisyonda bir gün var karışıyor, buna karışmıyor. Bazen bakıyorsunuz karışılmaması gerekene karışıp karışılmamasına gereken pozisyonlarda karışan var hakemleri karışması gerekenlerde karışmadığında soru işaretleri oluşuyor. Şimdi dolayısıyla hani bu pozisyonda ben ha, var inanmadı o fereye çağır. Pozisyon penaltı. Bu pozisyondan sonra sanırım var hakemi o gün itibariyle. Çünkü genelde var çıkanlar aynı hafta içerisinde bir gün sonraki maçta veya iki gün sonraki maçta avar olarak görevlendiriliyor. Eve ne gönderildi? Belki bu uygulama doğru ama sezon başından beri nice buna benzer pozisyonlarda hata yapıldığında böyle bir eve gönderme durumu yapıldı mı? Veya daha skandal karışılıp karışılmaması gibi konularda bu uygulama yapılıyor mu? Yoksa ilk defa mı yapıldı? O da merak konusu. Hocam maçtaki son pozisyonumuz Kaan Ayhan'ın şutunda Satka'nın bir elle müdahalesi var mı? Bunu size sormak istiyorum. Şimdi ya yani bu pozisyonda bir kale arkasından bir de şutu vuran futbolcunun hizasından yani Kaan Ayhan'ın arkasından iki kameradan izledik. Öyle bir pozisyon ki hani biz bunu defalarca bakıldığında eli doğal kolumda değil ve sanki şu üst kısmına çarpıp çok minimal bir kırılma topta oluyor ama yönü falan değişmiyor topun. Bunu bir hakemin yakalaması mümkün değil. Biz de defalarca seyredip ya, ya öyle bakalım böyle bakalım ya bu topta bir böyle kırılma oluyor ama yönü değişmiyor o el gidiyor o elde böyle bir hani hareketlenme çarptığında var mı yok mu inmek inmek dokuyup bakıp kısmi bir müdahale var ve topun hafif bir kırılması var diyoruz ama öyle bir kanıt olması lazım ki varın elinde bu buna benzer pozisyonu göstermek için buradaki iki açıda net elle oynuyor bak topun bu şekilde yönü değişti kırıldı yere düştü yukarı çıktı gibi bir kanıtı olmadığından dolayı olsa gerek bu pozisyonda hakemi çağırmaya gerek görmedi. Hocam maçtaki pozisyonlarımız bitti. Sizden genel olarak bir Tugay Kağan Nuğmanoğlu. Şimdi Değil Tugay mi? Kağan Numanoğlu bu maçın ilk yarısında çok güzel bir maç yönetti ama maçın ikinci yarısında bazı faal ve fena hareketlerde olsun, bazen e, disiplin cezalarında olsun atlama ve hataları oldu genel anlamda. E tabi majör olarak baktığımızda İkade'nin pozisyonu penaltı. Neticede hani dönüp dolaşıp var 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 niye bunu çağırmadı derken bir de şu var yani hakemlere söylenen ilk şey var yokmuş gibi maç yönetmek. Dolayısıyla hani kim ne derse desin benim nezdimde bir sahada bir hata varsa birincisi hakem hatalıdır. ikincisi vardakidir. Net bir pozisyonu kaçırmışlar ise. Ama Tugay Kuan Numanoğlu'nun son 4-5 haftadır yükselen bir performansı ve üst üste yöneticiler tarafından, Merkez Hakem Kurulu tarafından yani işte sırayla şöyle söyleyeyim Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzon, Galatasaray yani iyi gittikçe stres dolu ve işte zorluk derecesi yüksek seviyedeki maçlara veriliyor. Yani bir hakeminizi bu ve buna benzer maçlarda devamlı kullanmak için her iyi olduğunda bir daha verelim. Her yolda bir daha verelim. Bir o maça da ver, bu maça da daha stresli maça. Daha ziyade yani iki tane verdiğiniz iyi geçti. Şöyle bir dinlendirin. Farklı bir maç verin. Veya dinlendirin. Sonra tekrardan verin. Üst 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 üst, üst olunca değil Tugay Kaan Lumanoğlu neticede her hakemin bir yerde bu kadar stresli yüklü maçlar sonucunda hata yapması mümkün oluyor. İşte Kaan Lumanoğlu da Dördüncü böyle büyük maçını üst üste yönetip yani bu denli stresi maçı yönetip şimdi dördüncü maçında böyle bir penaltı. Ha skor şansları oldu ekibinin ama bir ay kemi bu denli stresi maçlarda devamlı kullanmak için araya es vermek gerekir. Mental onarım için. Hocam Galatasaray maçını bitiriyoruz. Fenerbahçe maçına geçiyorum. Fenerbahçe maçının hakemi Volkan Bayarsan. İlk pozisyonumuzda 17. dakikada Bahadır ile Mert Müldür arasındaki ikili mücadele. Şimdi bu pozisyonda iki futbolcu da topa müdahale etmek için mücadeleye giriyor. Ama önceliği Bahadır alıyor ve topu ayağını uzatıyor. Arkadan da Mert Müldür o topu ayağını uzatmak isterken dikkatsiz bir hareketle Bahadır'a müdahalede bulunuyor. Burada hücum foul çıkıyor. Karar doğru. Bir penaltı değil tam aksine bir hücum foul. Hocam maçtaki ikinci pozisyonumuz 33. dakikada Tadic'in çektiği şut sonrası Tadic yerde kaldı. Bu pozisyonu Bu da sonra. Tadic çektikten sonra şutu çarpışmaya neden olan Tadic'in eyleminin devamı. Bu gibi pozisyonlarda genelde hamleyi yapıp defans oyusu kontrolsüz bir şekilde geldikten sonra diğer arkadan gelen ayağının bir süpürmesi söz konusu olunca dikkat dikkate değer oluyor penaltı mı değil mi diye bakmak için. Ama burada futbolcu Veysel ayağını uzatıyor. Sonra tadı şut attıktan sonra Veysel'le bir çarpışması oluyor. Buradaki devam kararı da doğru. Hocam üçüncü pozisyonumuz olarak Fenerbahçe'nin attığı golün öncesine gidiyoruz. Bu pozisyonda yer otomatik offside sistemi devreye girdi. Önce şunu söyleyeyim. Bir kere yarı otomatik offside yayıncı kuruluşun kameralarıyla tespit edilen veya görüntülerinin var hakiminin odasına entegre edilmiş bir sistemdi. Bu her stada 10 tane kamerasız koyulan kameraların yani kameramansız özür dilerim kameramansız koyulan monitörlerin kameramanların topun ayaktan çıktığı anı ve futbolcuların konumlarını belirleyip vara odasına gönderilen sistemin kendisi. Şimdi burada şöyle bir durum var. Bir ayaktan çıktığı anı kameralar tespit ediyor. Futbolcuların konumlarını tespit ediyor. Ve fotoğrafı gönderiyor var odasına. Oradaki var hakemi bu yarı otomatik OCS sisteminde ilk temas anını ve sistemin tespit ettiği bayrağın rengini operatörün önündeki ekranda gösteriyor. Şimdi bayrağın rengi ne onu söyleyeyim. Bu gibi pozisyonlarda bu görüntü gidince var hakemine dört farklı bayraktan biri çıkıyor. Şimdi birincisi yeşil bayrak. Yeşil bayrak ne? Futbolcular birbirine yakın ama pozisyon offside değil. İkincisi turuncu bayrak futbolcular birbirine yakın ama pozisyon offside. Kırmızı bayrak pozisyon açık bir offside ve en son mavi bayrakta futbolcu şeklen da ama top ona gitmiyor. Yani potansiyel bir offside fakat şeklen offside top ona gitmiyor veya yoruma açık bir pozisyon şeklinde bayrağın rengi belirleniyor. Topa vurulduğunda hücum ve defans oyuncusunun konumlarına göre. Şimdi bu fotoğraf gittikten sonra bu bayrak işaretleri de çıkıyor. Ona bir bilgi olarak var hakimine sunuluyor. Sonra var hakimi sistemin atadığı bayrak ve kararın doğru şekilde tespit edilmediğini kontrol ediyor. Önce geniş açıdan bak şu fotoğraftan bakıyor geniş açıdan. Burada mesela Ceko ve defans oyuncusunun konumundan ziyade acaba diyor bu kale alanının içerisinde herhangi biri var mı? Köşe gönderen orada biri var mı? Bu geniş açıdan bakarak bu bölgeleri de kontrol ediyor. Sonra sistem topa ilk temas anına zoom yapıyor ve var hakemi top ile oyuncunun ayağının arasındaki boşluğu görmek için yani o sistem ilk temas anına baktıktan sonra var hakemin çevresinde kameralar eşliğinde işte o üç boyutlu dönen bakıp herhangi topla ayak arasında bir boşluk var mı ki olmadığını görüyor okeyliyor tespitini yapıyor ki bugüne kadar hiç öyle bir boşluk olduğuna dair temas anında sistemin ilk gönderdiği o fotoğrafta böyle bir boşluk olduğuna dair ne şampiyonlar liginde herhangi bir maçta uygulanan bu sistemde görülmemiş sonra sistem defans oyuncusuna zoom yapıyor. Operatör iskele sisteminin doğru çalıştığına bakıyor ve hakemi çizginin doğru uzundan çizildiğini kontrol ediyor ve onaylıyor hakemde. Defans oyuncusunu zoom yapıyor. Defans oyuncusunun kale çizgisine en yakın uzundan çekilip çekilmediğini tespitini okeyliyor. Sonra da hücum oyuncusuna bunu yapıyor. Yani bu iskelet tabiri yarı kullanıyor. Bir handikapı var demiştik ya daha önce. Eğer birbirine yakınsa futbolcular onu tek bir futbolcu olarak gördüğünden çizemiyor. O zaman manuele dönüyorlar. İşte aralarında boşluk varsa futbolcuların teker teker zoom yapıp çizdiği ve vara gönderdiği, var odasına gönderdiği fotoğrafların çizilen yerlerini var hakemi tespit ediyor, okeyliyor. 29 sensör çeşitli bölgelerinden kameralar tespit ettiği daha önce söylemiştim. Maçtan önce kameralara formalar belirtiliyor, okutuluyor. Burada çizilecek noktanın yanlış olma olasılığı neredeyse sıfır. Ve sonra geniş açıdan tekrar var hakemi bir bakıyor sonra sistem yine kararı altta yazıyor var hakemi sağdaki hakemle iletişime geçerek sistemin kararını iletiyor yani gördüğün gibi bir önceki modelden değişik bir önceki modelde o futbolcuların vücuttaki noktalarını var hakemi topun ayaktan çıkıp çıkmama zamanını yine var hakemi saptıyordu. Şimdi hiçbiri ne? sadece okey veriyor var hakemi. Topta bu arada çipli değil. Çipli top kullanılmıyor. Hep kameranın ilk çektiği o temas fotoğraf gönderme anı. Gol, penaltı, dokso gibi pozisyonlarda içeriye katarsak yani bunların hepsini takriben 25-30 saniyede olup ve 40-50 saniye varan bir zaman dilimiyle birlikte yayıncı kuruluşlara gönderip onun yayınlanmasını bekliyor futbol severler. Yani durum bunda imaret. Bunun üzerinden var hakeminin şöyle yaptı Öyle yaptı, şunu yaptı. Bak buradaki pazıdan çekecekti de dirsekten çekti gibi bir durumu söz konusu değil. Buna ben bu şekilde açıklama getirmek istedim. Yani öbür gün hangi maçta olursa olsun yine buna dair dilimiz döndüğünce bu şekilde olduğunu anlatmaya çalışacağız. Yer otomatik olsaydın ki bilinçlenme adına herkesin önemli bir nokta diye düşünüyorum. Hocam çok güzel özetlediniz. Ağzınıza sağlık. Özet olmadı. Bayağı geniş oldu. geniş oldu ama <laughs> olsun. Hocam maçtaki dördüncü pozisyonumuz Cengiz Frik'i kullanmadan önce hakemin sıktığı köpüğü eliyle sildi. Bak bir hakimin biz memorandum diyoruz. Bizim programımızın adı ne? Memorandum. Memorandum. Memorandum ne biliyor musun? Maçtan önce hakemin ekibiyle yaptığı toplantıdır. Ve çok önemlidir. Bak Şimdi şu pozisyonda Cengiz önce köpüğü siliyor mu? Sonra topu 15-20 santim yana alıyor mu? Cengiz gibi bir yeteneğin 15-20 santim alması ne demek biliyor musun? Sonucu 2-3 metrelik devasa bir şey çıkar ortaya. Çünkü öyle bir sol ayak. Zaten attığı golde de onu gösterdi bizim. Öyle bir sol ayak. Şimdi bunun örneğini nerede yaşadık? Bak sana söyleyeyim bunun örneğini. Tony cezadan döndükten sonra... Brentford'da Nottingham Forest'la oynadığı maç var. Ceza almadan önce aynı yerden Nottingham Forest'a gol atmıştı. Cezadan döndükten sonra yine Nottingham Forest'a aynı yerden serbest vuruştan gol attı. Atmadan önce önce bir 15 santim sonra bir 20 santim sonra bir 10 santim barajın sağına doğru alıp oradan bir vurdu tık kalede. Yani sen Volkan Bayarsan olarak burada çizdin ettin her şey oldu Barajı yaparken, arkan dönük veya kontrol ederken bir yeri, ekibinin seni bu konuyla ilgili uyarmaması yine senin atandır Volkan Bayarsan. Çünkü ekibine iletişim ve memorandumda demek ki bunlara üzerinde durulmamışsın. Bunlarla ilgili bana feedback verin. Bak böyle bir şey olsa arkam dönükken bana haber verin dememişsin. Şu gol olsa sorun olur. Var da karışamaz buna. İngiltere'de de karışamadı zaten. Hocam maçtaki son pozisyonumuza geçiyorum. 59. dakikada Safuri ve Kurniç ikili mücadelesi sonrası Safuri penaltı bekledi. Ya bekledi burada da ben bunu inceledim. Herhangi bir penaltı müdahale yok zaten. Bir ikili mücadele Kurniç ile. Safuri zaten kendini bırakırken de Ljubovic'e bir faal yapıyor. Hani burada Ayaktan, yukarıdan bir şey yok. E, o yüzden oyunun devam etmesi doğruydu. Hocam maçtaki majör pozisyonlarımız bitti. Bittiyse ben birkaç konuya değineceğim. Tabii ki de hocam. Şimdi birincisi zaten hani aldığım notlarda şöyle bir durum vardı. Bir, işte var hakeminin gönderilmesi. Bunu her zaman yapıldı mı, yapılmamadı mı bir merak konusu. Çünkü daha skandal pozisyonlarda çok iyi biliyoruz ki... ...kalan hakemler oldu, tekrar görev aldı. Hani böyle bir örneğin yapılması... Bilmiyorum veya bundan sonra böyle mi yapılacak? Evet karışmalıydı ama işte önce standardı yönetici olarak siz sağlamanız lazım. Hakemlerinizin üzerinde. İkincisi aldığım bir e, duyuma göre süperliklilik tüm hakemlere mentor atanmış. Yani 25 yaşındaki Oğuzhan'a da 46 yaşındaki Volkan'a da. Yani Volkan'ın bu saatten sonra mentor atanması gerekir mi? Yoksa Volkan artık mentor olacak yaşta ve... Kalifiyede diye düşünüyorum. Yani hakemliği seneye bittikten sonra. Yani e, bazen dostlar alışverişte görsün olayı var. Çünkü neden mentor? Bizim Türk Dili Kurumumuza göre yönder demek. Yani yön veren anlamında ve şu. Herhangi bir iş yerinde farklı görevlerde çalışılarak çalışarak deneyim kazanmış olan danışan kişinin hedefine ulaşmasını sağlayacak yolu bulmasına yardımcı kimselere yönder. Yani mentor deniyor. Yani şimdi bu saatten sonra sen 40'ı geçmiş biz hakemlerimizin özellikle işte 46 yaşında neredeyse kendisi mentor olacak. Hani neden mentor atanıyor? Ben hani bunu çok şey bulmuyorum yani mantıklı bulmuyorum. Sadece dosya alışverişte görsün. Ya sen zaten oraya mentor atacaksın da hani o daha gençlerin o mentorlarla daha efektif zamanlarını geçirmesi, zamanları onlara ayırması daha bence iyi olur. Bugün Volkan'a da sorsanız. Ben şimdi Volkan üzerinden geçiyoruz da hani yaş itibariyle söylüyorum yani. Bugün Volkan'a sorsanız yani, ya yani bu saatten sonra Volkan'ın mentora mı ihtiyacı var dediğim gibi. E bir de bu mentor olayında acaba birbirine yakın jenerasyonlar üzerinden mi gidiyorsunuz? Yoksa hani 25 yaşındaki ile atadığınız mentor arasında futbol jenerasyonu olarak düşünün 3-4 jenerasyon fark var mı nerede bir ortak nokta olacak çünkü futbol teknolojinin içine içine girdiğinde çok çabuk değişebilen unsurlara sahip bakalım sonuçlarını göreceğiz netice itibariyle diğer bir konu şu son zamanlarda sadece bizim bahsettiğimiz konularda değil. Ben diğer maçları da seyrediyorum. Şu uzatmalar ne oldu Dünya Kupası'ndan sonra 9 dakikalar 10 dakikalar bir anda... 3 dakikalara, 2 dakikalara, 4 dakikalara indi. Bugün bakıyorum bir maçta. Yani maçın ismini de vermeme gerek yok. Hakeme de vermeme gerek yok. Kaleci ikinci yarı 3 kere yattı, sakatlandı. Yani ikişer dakikadan. Oyuncu değişikliği da yapıldı. O yapıldı. 3 dakika ikinci yarı uzatma verildi. Bazen 5 dakika uzatma veriliyor. Uzatmanın içerisinde 3 dakika oyun duruyor. Yine doksan artı beşte bitiriliyor. Sadece iki dakika oynanıyor. Bu uzatmalar yani kimse bir şey söylemiyor diye şu anda. Veya uzatmalarda bak bir problem olmadığı için böyle gidiyor. Hani ne zaman zaten bir şey olur önlem alınır. Ben dikkat çekeyim bu konuda. Diğer bir konu. Maalesef dilimizde tüy bitti. Ne kadar iyi hakim olursa olsun kabul ediyorum. Kadir Sağlam ama 37-38 yaşında FIFA yaparsan veya hani Einstein'e söylüyorlar ya aynı şeyleri devamlı yapıp aynı sonuçları beklemek. İşte Zorbay Küçük bize destek olduk yani genç yapar eder yani ilk koşamadı etmedi ikinci kez aklı başına gelmiştir. Üç tane FIFA hakimi erkek FIFA hakimi seminere gidiyor Zorbay'la Kadir Sağlam koşamıyor. Türkiye'yi temsil ediyorlar. Bir Bahattin Şimşek koşuyor. Gerçi mazeret koşulları var. Koşacaklar inşallah koşarlar. Ama hani bak geçen sene mesela yani sütten ağzı yoğurdu üfleyerek yer. Erkan Özdemar'ı yapıp FIFA sonradan da 6 ay sonra değil kokartını almak kadrodan düşürdünüz. Hata yaptık diyerek. Ne o kadar öyle yapın? Çünkü bu işi liyakatıyla yaparsanız bu durumlar olmaz. Ama maalesef bu durumlar yaşanıyor. Eee koşun mu farklıydı? 45 gün önce koşu haberi verildi. Hangi koşu yapılacağı. Hava mı kötüydü? Herkes koştu. Bak bana teşmimcik şey de koştu. İlk defa katılıyorsunuz bilesiz. De yani ha şu olur. Siz orada koşarsınız. sezon içerisinde çeşitli koşularda gider. Yani başarısız olursunuz. O anları sakatlığı şeydir ama ilk koşu bu ya. Yeni FIFA hakemlerine yapılan ilk koşu. 3 hakemimizden bizim ikisinin koşamaması ne demek ya? Ne demek? Bir de şimdi onların o mental kafayla üzgünler, moralleri bozuk. Süper Lig'de nasıl maç vereceksin bakalım? Yani bir yardımcı hakemimiz daha hakemliği bıraktı. Onunla ilgili çok şey konuşmayacağım. Sadece şunu söyleyeceğim. Şeffaflıktan bahsediyorsunuz. Federasyon olarak, MHK olarak. Sakatlandı diyorsunuz. Değiştirdik diyorsunuz. İşin aslında o olmadığını siz de, biz de biliyoruz. O yüzden hani bu sakatlandık diye oraya yazarsanız... ...hani şeffaflık, samimiyetten uzak kalmış olursunuz. Neyse söyleyin haklı haksız olarak. Sonuçta hakeminizin bir kararıdır. Sizden bir talep etmiştir. Siz de karşılayamamışsınızdır. O da bir karar vermiştir. Yani belki de yani federasyon olarak veya belki olarak siz haklısınız. Ama sakatlandığı için değişti meşti diye oraya yani federasyonun sitesine yazmak yani o, yani aklımızda oynamak demek. Olmaz bu yani. Olmaz. İşte e, geçen senede bu Erkan Özdamar'ın zaten en büyük olayı o Sivas maçıydı. İki tane de siz açıklarsanız var kayıtlarını. Gerçi bu sene İspanya modeli için işte böyle bir projeniz var. Bunu hayata geçirmeye çalışıyorsunuz izinlerle. Var, var kayıtların Hakemler de sıcak bakıyor. Ama siz geçen sene yaptığınız için... Her o kapıyı açtığınız için bak mesela bugün ne yapmış Beşiktaş meğer ki bizim Sivas başındaki bu penaltı pozisyonu protokole göre nedir ne değildir bize bir açıklama değil açıklama yapın diyor haklı. Bu imkanı siz verdiğiniz kulüplere. Bak bir, bir buçuk herkes o var açıklansın, bu var kayıt açıklansın, bu pozisyonun varı açıklansın. Çünkü sebebi ne? Siz bir kere yaptınız. Ya hiç yapmayacaktınız böyle İspanya modeli gibi bir projenizi UEFA, FIFA'nın izinleri alarak hakemler de bunu zaten istiyormuş şeffaflık adına hayata geçecektiniz. Ya da yapıyorsanız işte bunlarla karşı maalesef karşı karşıya kalırsınız bu gibi isteklerle. Bazı gündemler söz konusu yüzeysel geçtik. <laughs> Bugünkü maçlarla birlikte hani bir hem tavsiye hem bir eleştiri anlamında bunlara da değinelim istedim. Benden bu kadar Alparslan. Hocam ağzınıza sağlık. Sen sağ ol. Hiç sözünüzü kesmek istemedim. Çok güzel özetlediniz aslında. Volkan'la ilgili bir dediğim gibi son iki senenin Trendi yükselen, performansı yüksek olan bir hakemiz. Gerçi hani mentor atanmış ama yani ben de gerek var mı yok iyi de gidiyor. Ufak tabii tabi ki hatalar var. Kartları atlaması var. O Ama skora ve sonucu etkileyecek bir hatası yok. Ama şöyle şu güzellik var mesela. Volkan Bayar sana... Üç tane hani tabi yani, abi yani tabi Anadolu maçı verip böyle bir maç veriyorsun. iki tane bir yani çok güzel aslında bir gidişatı var. Bunu her hakim için uygulama ama e, tabi tabii uygulayamıyorsun elinde kısıtlı. Ama bir tanesine yüklenip de tırnak içerisinde patlatana kadar maç vermek bu tür maçlarda olmuyor. Volkan çok iyi gidiyor. Allah bozmasın. Başarılıydı yani. Herhangi böyle bir şey ufak tefek hataları vardı. Bunun haricinde başka bir şey yok. Hocam teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Ben teşekkür ederim.